Sayın seyirciler, mecliste geçirilen uzun ve yoğun çalışma temposunun yanı sıra ışıklandırmanın ve turuncu renkli koltukların da milletvekilleri üzerinde gerginlik yarattığı bir raporla ortaya çıktı. Meclis bu rapora göre yeniden düzenlenecek. Buyurun izleyelim efendim. Sayın milletvekilleri, ışık sizinle olsun. Nefes al. Nefes al. Nefes ver. Nefes ver. Gündeme geçmeden önce ruhumuzdaki negatif enerjileri havaya bırakıp içimizi pozitif enerjiyle dolduruyoruz. Haydi bakalım. Sayın Başkanım, istirham ediyorum. Sayın Fıstıkçı benim pozitif enerjime sataşmada bulunuyor şu an. Bu alçak tabii iftiradır Sayın Başkan. Bana belgeyle gelsin. Tamam, sessizlik. Şimdi çakralarımızı açıyoruz ve onun akabinde üçüncü gözlerimizi açıyoruz. Haydi bakalım. Başkanım. Ne var? Sayın Kanaviçe üçüncü gözüyle bana kaş göz işareti yapıyor. Kendisini uyarır mısınız lütfen? Alakası yok başkanım. Ben şu an kendi çakralarımı açmakla meşgulüm. Biz senin neler açtığını biliyoruz. Çakraları açıyormuş. Ne ihaleler açtın da yakınlarına dağıttın. Bilmiyoruz sanki. Bana bak, sana şuradan bir çakarım şimdi çakraların kapanır ha. İftira atmasana lan bana. Çak hadi çak. Çaksana. Arkadaşlar konsantrasyonumuzu bozmayalım. Şimdi ruhumuz bedenimizden ayrılıp yükseliyor. Haydi Ya ne ruhu Sayın Başkan ya? Ruhsuz bu, ruhsuz. Ulan ben şimdi sana ruhsuzluğu göstereceğim. Al sana lan. Arkadaşlar bakın diyorum, kime diyorum, alo. Yok, biz ne yaparsak yapalım, bu mecliste nasıl bir düzenleme yaparsak yapalım, bu gergin ortam bu meclisten gitmeyecek, anladım ben. Yükseldim. Sayın seyirciler, yapılan bir araştırmaya göre evli erkeklerin %70'i eşlerinden önce ölmek istiyor. Buyurun izleyelim efendim. Sessiz olun, geliyor galiba. Sürpriz! Ay Allah ya! Siz de nereden çıktınız ya? İyi ki öldün Taci! İyi ki öldün! Toprağın bol olsun! Ya arkadaşlar, bu ne güzel bir sürpriz ya. Şok oldum şu an valla. Ama nereden öğrendiniz şu aralar öleceğimi? Valla müjdeyi doktorundan aldık Taci. 3 hafta ömrün kalmış. Ya öyle valla. Naçizane şu hediyemi kabul edersen çok sevinirim Taci'cim. Aa, ne zahmet ettin ya. Ne bu? Kefen bezi, kefen. Ay inanmıyorum, kefen bezi. Ay çok ihtiyacım vardı, sağ ol. Bu da benden. Çam sakızı çoban armağanı. Bu ne? Pamuk, güle güle kullanırsın artık. Pamuk mu? Ay çok teşekkür ederim. Sağ ol. Oğlum bu ne böyle ya? Ben doğum gününe geldik sandım. Bu nasıl bir parti böyle? Abicim. Adamın kredi kartı borcu 20 bin lira. Vergi borcu olmuş 40 bin lira. Eve hacizde kapıda. 2 hafta ömrü kaldığını öğrenince bizi takıp oynamadığı kaldı. Ne yapacaksın? Hadi ya. Ya çocuklar, vallahi beni çok mahcup ettiniz. Nice ölüm yıl dönümlerimde buluşuruz diyeceğim ama ben aranızda olmayacağım. Helvamı yersiniz artık. Ben kurtuluyorum. Allah sizi de kurtarsın. Sayın seyirciler, genel seçimlere adım adım yaklaşılırken yeniden seçilmek için uğraş veren milletvekilleri yeni taktikler arayışı içinde. Buyurun izleyelim efendim. Ya böyle işte. Allah sizi inandırsın. Ayda 30 bin hatta 40 bin lira kazansak bile yetmiyor yani. Bu vekil maaşlarıyla çok zor ya. Ya vah vah, demek öyle. Biz de sanıyorduk ki keyfiniz yerinde. Olur mu hiç canım ya? Daha geçen hafta ayıptır söylemesi dubleks ev aldık. Ama triplex alamadık. İnan çok üzüldüm. Aileme karşı bir mahcup oldum. Ne kadar da yazık ya. İçim parçalandı resmen. Sonra bizim çocuk tutturdu. Ben Amerika'da okumak istiyorum diye. Yollayabilecek misiniz peki? Valla yeniden milletvekili seçilemezsem çok zor. O yüzden kara düşünüyorum. Ya çok üzücü gerçekten. Hani bazen diyorum ki acaba ek iş mi yapsam? Yani meclisteki bütün vekil arkadaşlarımın en az birer tane ek işi var. Tabii siz de yapın canım, hakkınız.
Ah keşke keşke. Bir ek iş yapsam en azından elime ne bileyim 10 bin 20 bin daha fazla geçerdi. Yuh! Öyle demeyin. Vekiliz ama aldığımız maaşın hayrını göremiyoruz ki. Neye yarar ki bu vekillik bir daha seçilemedikten sonra? 4 yıl çalış sonra emekli ol. Reva mı bu canım? Değil mi ya? İşte bu sebeple sizlerden oy istiyorum. Yani verirseniz beni çok sevindirirsiniz. Ulan ne oyu lan ne oyu? Sen dalga mı geçiyorsun lan bizimle? Ne oluyor ya? Oğlum tutma beni. Ben bu adamı döverim. Vallahi ben de döverim anne. Giriş anne. Allah sana. Bir dakika manyak. Sen yüze gelin lan. Şşt, alo. Ay çok pardon kocacığım. Kaptırmışım kendimi. Ay pardon baba ya. Gözüm döndü birden benim. Ulan vatandaştan oy istemek için acındırma siyaseti provası yapalım dedik. Üstüne bir de dayak yiyorduk az kalsın ha. Vallahi be şöyle söyleyeyim. Bize bile bu numara sökmediyse sen bir de vatandaşı düşün. Annem doğru söylüyor baba. Biz bile bu ajitasyonu yemediysek halk hiç yemez. Sen de böyle dayak yersin anca. Hay Allah ya. Ne yapsak ki o zaman? Ne bileyim yani nasıl oy istesek? He? Vallahi arkadaşlar benim milletvekili seçilmem lazım ya. Vallahi dayak mayak başka çare yok ya. Ben bunu deneyeceğim. Değil mi? Efendim, Türkiye'de her bebek 14 bin lira borçlu olarak doğuyor. Bu nedenle de görülmedik olaylar meydana geliyor. Nasıl mı? Gelin hep beraber izleyelim efendim. Ay İsmail gel bir şey dedi duydum İsmail. Allah Allah konuştu mu? Kedi dedi galiba kedi dedi. Kedi mi? Ne kedisi be baba demiştir baba. Ay sus bir daha diyecek mi bakalım. Hadi benim aslan oğlum bir daha de baba de baba. Teddy. Kedi ne ya? Kedi demek istiyor işte. Parkta hep kedileri görüyor ya. Ya bir sus Fahime bir sus ya. Ready. Şimdi de ready dedi. Ne demek istiyorsun oğlum? Teddy. Tredi. Kredi. Kredi mi? Kredi dedi kredi. Evet kredi dedi. Konuş oğlum konuş. Ne demek istiyorsun krediyle ilgili? 14. Allah'ım 14 diyor. Konuşmadan sayı saymasını öğrendi yavrum. Kesme sözünü kesme. Konuş oğlum konuş. Bu borcu. Evet bu borcu. Ben bu borcu. Yavrum ne diyorsun çıldırtma meraktan. Kredi alalım diyorum. Yani ihtiyaç kredisi alalım bence bankadan. Ben bu borcu ödeyemeyeceğim. Yok bende 14 bin lira falan. Allah'ım mutluluktan öleceğim. Bir yaşındaki bebeğimiz su gibi konuşuyor İsmail. Borç yiğidin kamçısıdır derler ki doğruymuş. Oğlanı zorla konuşturdu bir yaşındayken. Baksana 14 bin lira borç. Bakın kredi alalım ama beraber ödeyeceğiz. Bana mı sordunuz beni yaparken? Bana bak senin dilinde hemen... Böyle beş karış oldu konuşur konuşmaz. Yürülen! Ulan hayat mı bu be? Borç olmuş 1500 zaten. Anne doldur ver şu biberonu. Ama su katma sek olsun. Sayın seyirciler Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.